Konu başlığımız, yediklerimiz, yaşam şeklimiz ve aslında o kadar çok konu başlığı var ki ben bu kadar özetleyiverdim. Bir yiyecek seni, sana yedikçe yediriyorsa o yiyecekten uzak durmak da bir zararlı bir tarafı bir şekilde oluyor. Peynirle ilgili sınırlama yapıyorum. Aslında süt sadece kendi yavruları için olan, insan için olmayan bir şey değil mi? Sofradaki kişi sayısı arttıkça yediğiniz yemek miktarının arttığı görülmüş. Peki bu elmanın filan kabuğunu soymak yeterli olmaz mı hocam? Yediklerimiz bizim torunlarımızın hastalıklarını belirliyor bir noktada. Soda da doktorları ikiye ayırdı. Kimi bir günde bir tane iç, kimi hiç içme dokunma der. Siz soda hakkında ne düşünüyorsunuz? Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ya bir dakika, söylemeden giremeyeceğim. Ben sizi çok seviyorum, hayranlıkla izliyorum. Yani doğallığınızı mı anlatayım? Vatan sevdanızı, insan sevdanızı mı anlatayım? Pozitif bilimlerle uğraşan akıllı bir bilim insanı olduğunuzu mu anlatayım? Hem cinsim olarak sizinle gurur duyduğumu mu anlatayım? İyi ki geldiniz. Ay Mukaddes Hanım, yani çok şımardım valla, çok teşekkür ederim. Ne sizi, güzel cümleleriniz. Sizi gerçekten şımartmalıyız. Çünkü telefonda da söylediğim gibi bir 100 tane lazım. 100 tane sizden lazım. Doktor Harzadin lazım 100 tane. Olursa hakikaten güzel olur bu ülkede. En azından bir GDO'dan, Chemtrail'den, bu entrikalardan nasıl korunacağımızı anlarız bari. Konu başlığımız, yediklerimiz, yaşam şeklimiz ve aslında o kadar çok konu başlığı var ki ben bu kadar özetleyiverdim. Ekibe de böyle yapın. Sınırsız bir şekilde sizdeyiz canım hocam. Buyurun. Ya evet, çok çok güzel, çok sürprizli bir akşam oldu hakikaten. Böyle enerjiniz müthiş. Ben ilk kez sizinle bir canlı yayın yapıyoruz ve gerçekten çok böyle onore olmuş durumdayım. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Yürekten seviyorum sizi. Buyurun hocam. Şimdi tabii yediklerimiz, sadece hep yediklerimizi konuşuyoruz ama aslında yaşam şeklinin her bileşeni çok önemli. Ve beslenme bence en kolay kontrol edebildiğimiz bölüm. Yani en kolay. Onu ye, bunu yeme, onu iç, bunu içme. Aslında çok kolay. Hani kağıt üzerinde. Uygulaması zor ama. Evet. Evet, uygulaması kolay değil. Ben bazen reels videoları yapıyorum. Belki görüyorsunuzdur. Eczacı olarak bildiklerimi anlatıyorum. Fitoterapist olarak bildiklerimi. Bir sövmeler, bir hakaretler, bir şey. Çünkü sen nerede yaşıyorsun, delirdin mi sen, neler yazıyorlar. Çünkü bu kolay değil şeklinde. Yün yorgan yazmışım dün. Diyor ki, tabii sen diyor 70 yaşında olduğun için yün yorganı bilirsin. Biz nereden bileceğiz diyor yün yorganı. Hakaret ediyor yani. Ama bunları anlatacağım. Artık tüm hakaretlerine rağmen. Çok moda yün yorgan, herkes edinsin valla. Ben yün yorgan bir tane kayınvalidemden kalma, yani o bana kendi kayınvalidesinden kalma bulmaya çalışıyor. Ama bir tane yün battaniye buldum. Şu anki yorganımın üzerine, yani yeni nesil yorgan tabii, şu anki yeni nesil yün yorgan kuzu yününden. Onun üzerine battaniyeyi alıyorum. İnanın o kadar kaliteli oluyor ki o ağırlık hissi. Evet. Anne karnındaki, yani yapılan araştırmalar daha kaliteli uyuduğumuzu, daha derin uykunun daha iyi olduğunu, daha iyi dinlendiğimizi gösteriyor. Hani yorum olarak da anne karnındaki o ortamı taklit ettiğiyle ilgili şeyler var, yorumlar var. Tabii bunu bilemeyiz. Yaşam, hakikaten iyi ki. Bir de şey, anti alerjik bu arada. Yani hakikaten eskiler kadim biliyormuş her şeyi hocam. Biz artık elyaf, petrol içerikli, her şey sahte yani, her şey. Valla evinize elyaf, kusura bakmayın ama elyaf, yorgan, yastık, bunlardan kurtulun. Evet. En güzeli, en doğal olanı, işte kuzu yünü en güzeli bulabiliyorsanız. Pamuk da olur. Hani biraz daha sert oluyor pamuk şeye göre.
Hatta yeni nesil şeyler oluyor ama bu ağaçların sütlerinden neydi? Bambu, Bambu, bir şeyler oluyor yani. Onları falan da kullanabilirsiniz. Yeter ki doğal malzeme olsun. doğal. Evet. Pamuk da olur tabii. Tabii Hakiki ki. pamuk bulursan. Tabii ki. Ama işte pamukta çok fazla tarım ilacı şu bu kullanılıyor. Orada birazcık sıkıntılar da var. Evet. Yaşam şeklinin bütün basamakları çok önemli. İşte uykudan girmiş olduk aslında şu anda. Biz kaliteli bir şekilde uyuduğumuz müddetçe aslında hastalıklar tarafından korunmuş da oluyoruz. Vücudumuz böyle yeni dengesini ayarlamış oluyor. Yani güneşin nasıl dünyanın güneşin etrafında dönmesiyle bir sirkadiyen bir ayar var. İşte bizim vücudumuz da bu ayarla sürekli bir optimize oluyor, ayarlanıyor yani. Biz buna sirkadiyen ritim diyoruz. İşte bütün aslında yaşam döngümüz bu sirkadiyen ritim çerçevesinde. Bu ritimden saptığımız anda işte hastalıklar tarafı daha kolay ortaya çıkıyor. Sirkadiyen ritmimizi korumak için bütün yaptığımız çabamız aslında o. İşte güneşin doğuşuyla uyanıp, güneşin doğuşuyla batışıyla uyumak aslında Evet. yapmamız gereken bu. Ve beslenme düzenimizi de buna uygun olarak yapmamız gerekiyor. Ve besinlerimizi de bunlara uygun olarak seçmemiz gerekiyor. Biliyor musunuz, şöyle bir çalışma var. Mevsiminde olmayan yiyecekleri yediğimizde bizim iç sirkadiyen ritmimizi bozuyor bu mevsimde olmayan yiyecekleri yemek. Yani şu bu mevsimde artık domates, biber, patlıcan bunlar yok. Bunların yerine artık kış sebzelerinin olması gerekiyor. Yani vücudumuz diyor ki hani dışarıda mevsim yaz mı kış mı? Ben anlayamıyorum diyor. Müthiş. Orada biz yapmamız gerekiyor. Tabii bunun ötesinde mevsiminde olmayan meyve sebzeleri yediğimiz anda o meyve sebzenin, mevsiminde yetişmeyen meyve sebzenin daha az vitamin, mineral, polifenol içerdiği görülmüş. Hani biz yiyecekleri sadece neden besleniyoruz? Bu kurslara ilk başladığımda Mark Hyman'ın çok güzel bir sunumu vardı. Fonksiyonel tıbbın en yetkili isimlerinden bir tanesi. Diyor ki neden besleniyoruz? Hani ne bileyim ben o ana kadar kendime böyle bir soruyu sormamıştım. Neden besleniyoruz? Hani şuradan bir 10 kişiyi çevirsem herhalde 8 kişi enerji almak için diye söyleyebilir. İşte onun enerjinin yanı sıra biz vücudumuz sürekli yenileniyor, yenilenen, onarılan, yeniden şekillenen bir harika bir makine, harika bir dizayn. İşte yediğimiz, içtiğimiz her şey vücudumuzun aslında ham maddesi. İşte biz mevsiminde yiyecekler yediğimizde daha kaliteli, daha iyi ham madde götürmüş oluyoruz. Hani yiyeceklere bu gözle bakarsak çok daha doğru seçimler yapacağız. Yani kaliteli yiyecekler yersek kaliteli hücrelerimiz, kaliteli organlarımız olacak. Daha az sorun çıkartacaklar bize. Biraz bu gözle bakmak lazım sanıyorum yiyeceklere. Yani aslında biz sadece keyif aldığımız yiyecekleri, tatlı, lezzetli ve nerede tatlı, lezzetli yiyecekler varsa onlar aslında en zararlı olanları, değil mi? Ya benim kendi adıma şöyle bir şeyim var, hipotezim. Bir yiyecek sana yedikçe yediriyorsa o yiyecekten uzak durmak da bir zararlı bir tarafı bir şekilde oluyor. Hani dikkat edin, sürekli size biraz daha dediren, hani dopamini çok fazla salgılatan Özellikle yiyecekler. bu cipsler, işte hamburger gibi özellikle M Evet. harfiyle başlayan, yok işte kahve markaları S harfiyle başlayan. Yani bir şeye doğru çekiliyorsanız ya da kolalar diyelim, alışkanlık yapan şey, Evet. böyle sizde aşırı derecede bağımlılık yapan şeylerin hepsinden bahsediyorsunuz. Kesinlikle. Çünkü her birinde aslında bize beynimizin o dopamin salgılatan bu keyif, haz,
hormonudur, kimyasalıdır dopamin. Bunu salgılatan bir takım maddeler var. İşte daha böyle umami tadı Asya mutfağından, işte Çin tozu diye geçiyor bunlar. Mesela o umami tadı orada var. Gerçi peynirde falan da var. O yüzden pek çoğumuz peyniri bırakamıyoruz. Çok seviyoruz. Ben de çok seviyorum peyniri. Ama tabii şartlarım var peynir konusunda. Onları ayrıca anlatırım. Açalım. Açalım bu peynir konusunu. Fark etmez seri yaparız. Ben sizin peşinizi bırakmam. Hocam peynir konusu çok önemli. Üstüne yani şimdi ben bir şey söylesem reiste falan sana ne? Sen kimsin? Hangi bilgisel bilimsel veri? Aşk Onu olsun olur mu yazıyorlar. Yazıyorlar. Şu peyniri bir konuşalım mı biraz? hocam? Ya peynir aslında ne tarafından baktığınıza bağlı olarak bir süper besin de olabilir ama bizi hasta eden noktada da olabilir. Hepimiz için tek bir yanıtı yok bu peynir konusunun. Ama bana sorarsan peynir mandıra ürünlerinin içerisinde en iyilerinden bir tanesi. Aslında en iyisi yoğurt ve hatta kefir olarak görülüyor. Ondan sonra yoğurt, ondan sonra peynir görülüyor ama pek çok kişi peynire çok bağımlı, içerisindeki o umami tat ve kazomorfinden kaynaklı. Hani ben hastalarıma peyniri yasaklamıyorum sıklıkla. Sadece eliminasyon diyeti ya da otoimmün bir beslenme planı yapıyorsam yasaklıyorum. Çünkü peynir bir taraftan da çok iyi bir kalsiyum kaynağı. Hani onu kestiğim anda birçok hastam yeterince kalsiyumu toparlayamıyor başka yiyeceklerden. Oysa birçok yiyecek var kalsiyum kaynağı olarak ama onun yerine koyamıyor muhtemelen. Peynirle ilgili sınırlama yapıyorum. Ne demek sınırlama? Günde bir porsiyonla sınırlıyorum. Şöyle herkesin kendi hani diyetisyen arkadaşlarımın Tabii hepsine ki. buradan selamlar olsun. Onların kibrit kutusu. Ama aslında bizim kibrit kutusu değil de o Amerikan şöyle ince uzun Kibrit. oluyor. O kibrit kutusu gibi düşünün ama kendi parmağınız işte günlük bu kadar. Hani her gün yemek değil. Böyle 2 gün ya da 3 gün yiyip bir gün mola vermek. Çünkü peynir bağırsak bariyerimize aslında gluten gibi davranıyor çoğu zaman. Bir miktar zarar veriyor. Az veya çok hepimize bir şekilde etki ediyor. Ama birçoğumuz bunu saatler içerisinde onarırken, hiçbir sorun yaşamazken yatkın kişilerde bu ciddi sıkıntılara neden olabiliyor. İşte geçirgen bağırsak sendromu gibi. Ama diğer taraftan da bağırsaklarımız 2-5 günde bir baştan aşağı yeniden iç astarı yeniden yapılıyor. Hani ben şöyle düşünüyorum. Hani bir 2-3 gün yiyip bir gün mola vermeyi. Burada bir yaranız var. Siz bu yarayı sürekli kaşırsanız, iyileşmesi için fırsat tanımazsanız bir türlü iyileşemez. İşte peyniri de sürekli ya da diğer sorunlu besinleri de sürekli sisteme sokmak. Hani orada bir onarılması gereken bir ortam varsa bile bunu engellemiş oluyor. O yüzden böyle bir molalı gidelim diyorum hastalarıma. Bir de tabii söylediğim kazeinin birkaç tipi var. A1 tipi ve A2 tipi kazein var. Normalde biz mandıra ürünlerini sindirmede ciddi zorlanıyoruz. İşte onu sindirecek enzimimiz biz büyüdükçe hani 2 yaşından sonra yeterince çalışmamaya başlıyor. Bu noktada da anne sütüne en yakın işte A2 tipi kazein onu sindirmeyle ilgili daha az sorun yaşadığımız sütlerden elde edilmiş peynirleri öneriyorum. İşte koyun, keçi, manda, eski Anadolu sığırları, bütün eski Anadolu karası, kızıl, güneydoğu kızıl sığırı. Hani onlardan buluyorsanız lütfen ben bir hastama dedim ki işte dana eti yemeyin işte inek şeyleri işte bunları anlattım biraz ama hocam dedi işte neden yemeyelim dedi dedim ki serbest gezen dana artık yok hani ama dedi biz dedi dağa gidiyoruz danayı seçiyoruz bize o dana geliyor dedi o zaman çok şanslısınız lütfen yemeye devam edin dedi. Olcayı. Ben de onu soracaktım. Yani keçi sütü herhalde en etkilenmemiş, değil mi? GDO suç en az ya yani hatta değiştirilememiş keçinin diye Keçi biliyorum. çünkü
Şimdi koyunu ahılda hani her gün bir kez böyle dolaştırsanız da ahılda kalabiliyor. Ama keçiyi sürekli dolaştırmanız lazım. Durmaz yani keçi. O yüzden keçi diyoruz. Bir de tabii yerli yeni nesil ineklerden yapılan araştırmalar Jersey tipi ineğin A2 tipi kazein içerdiğini gösteriyor. Hani hiç bulamıyorsanız onu da kullanabilirsiniz. Onun peynirini, sütünden yapılmış yoğurt, kefir Süt tabii için de ki. geçerli tabii bu Tabii ki. söylediklerinizin tümü. Tabii ki. Yani aslında şimdi biraz ileri mi gideceğim? Aslında süt sadece kendi yavruları için olan, insan için olmayan bir şey değil mi? Şimdi bir Aynen. Aynen öyle. Çünkü aslında hani hep ben şimdi hem protein hem de kalsiyum açısından değindim ama diğer taraftan da o sütü üreten anne yavrusunu büyütmek için o sütü üretiyor ve o sütün içerisinde bir sürü büyüme hormonları ve annenin o sütü üretebilmesi için vücudundan salgıladığı bir takım hormonlar da var. Yani kendi annemizin sütünü içsek de o sütün içerisinde annemize ait hormonlar var. İşte içtiğimiz sütün sahibine ait hormonları ve bebeğini büyütmek üzere içine eklediği büyüme faktörlerini yine içmiş oluyoruz. Ve ilginç bir şekilde hiçbir şekilde yani kaynatmak, pasteurize etmek ya da işte peynir yapmak, yoğurt yapmak bunları değiştirmiyor. Hepsi aynı şekilde sütün içerisinde kalmaya devam ediyor. Biraz hani bu nedenle de sınırlı tüketmek gerekiyor. Ve detoksunuzun da çok iyi çalışması gerekiyor. Eğer tüketiyorsak mesela kesinlikle kabız kalmamanızı öneririm. Çünkü dışarıdan gelen bir hormona da vücudumuz maruz kalmış oluyor. Kendi hormonlarımız zaten yetiyor bir şekilde. Hani bu tabii kadınlar için yani erkekler için de en büyük problem. Asıl çocuklardaki büyük problem bence genç işte ergenlik dönemine daha erken girmek, özellikle kız çocuklarında daha sık süt ve süt ürünlerini çok tüketen ki ben de ne yazık ki oğluma uzunca bir süre bu mentalitede değildim onu büyütürken küçük yaşlarında süt verdim. Ama işte son çocukluğunun son dönemlerinde beni bu kafa yakalayınca yoğurt, kefir, işte ıhlamur biraz o tarafla gittik. Şimdi hiç Tabii içmiyor tabii ki. ben de çok verdim çocuklarımı ama hayatımda bir bardak bile süt içmediğimi biliyorum çünkü nefret ederim. Ben de. Yani aslında fark etmeden bir yanımızda bize destek olmuş. Ama işte Anneler yani çocuklarını zorlamış sanki. ama evet o şey vardı ya hani dün yeni bu Tim Spector'ın güzel bir filmi var şeylerde Netflix'lerde oynamaya başladı. Dizisi daha doğrusu. Vakit bulursanız izlemenizi öneririm. Diyor ki hakikaten öyle sütsüz bir hayat olmazmış. Yani çocuk büyümezmiş gibi geliyor bize. Öyle reklamları yapıldı. İşte süt bıyığı falan böyle. Hani hepimiz sütü en kutsal, en olmazsa olmaz şey gibi gördük yani. Şu anda Evet. savunuyorum. Evet, evet, Çocuğa evet. verdim ya savunuyorum kendi kendimi şu anda bir şekilde ama hakikaten ne yazık ki böyle bir dönem geçti. Şimdi artık bunun gerekli olmadığını en azından yeni nesile, yeni çocuk büyüten annelere biz anlatmalıyız ki hani kahvaltısız bir öğün, kahvaltısız bir gün gayet de güzel oluyor. Sütsüz bir yaşam gayet de güzel oluyor. Sütün fermente hallerini tüketebiliriz. Onlar çok daha bizim için faydalı. Bunları daha çok konuşmalıyız yani. Evet, öğünler, kahvaltısız bir ne güzel konu kendini açıyor. Öğünler, kahvaltısız benim hiçbir zaman kahvaltı alışkanlığım yoktur. Kaçta kalkarsam kalkayım. Saat 3'tür benim öğün zamanım mesela. Ona Çok iyi. alıştırmışım. 3, 3'ten önce acıkma şansım yoktur. Evet, öğünlerle ilgili ne diyorsunuz canım hocam? Yani ismi kahvaltı ama hani ilk öğünün ben ille de hani
nasıl diyeyim, kırklı yaşlara kadar kahvaltının hepimiz, ben Önemli öyle düşünüyordum. Eminim şu olduğunu an pek sanıyorum. çoğumuz aynını düşünüyoruz. Kahvaltı bir standardı var. İlle onu bekliyoruz. Bekliyorduk, ben de öyle. Ama hani ilk öğün kahvaltı isminde aslında. Yani hastalarım bana kahvaltıda mesela eliminasyon diyetinde yumurta yasak, peynir, zeytin yasak. Ekmek, glutenli ekmekler zaten yasak. Hani bir anda domates yasak, biber yasak. Bir anda ben ne yiyeceğim kahvaltıda diyor. Çaresizlikle soruyor. Hepsi yasak yani, klasik kahvaltı formatında. Yani aslında biz hani kahvaltı ismi böyle bir şeyi çağrıştırsa da kahvaltı bizim ilk öğünümüz. Her şeyi yiyebiliriz. Hayatımdaki ilk farklı kahvaltıyı kardeşim benim 10 sene Katar'da yaşadılar. Oğlum da o zaman 2 yaşında falan, çok küçüktü. Onları ziyarete gittiğimizde bizi dedi ki Hint kahvaltısına sizi götürelim. Gittik. Nasıl yani dedim ben. Biz bunu mu yiyeceğiz? Bilmiyorum hayatınızda işinizi. Şöyle çorba gibi, çorbamsı, sosumsu bir Evet. şeyler var. Böyle Bir patatesten yapılmış bir... buçuk ay kaldım ben Hindistan'da. 2 defa gittim. Çok ilginçtir onların kahvaltıları. Evet. Ne deri de değişik, yuvarlak böyle. Şöyle şey gibi. Evet. Hani Güzel. hayatımda ilk kez farklı bir kahvaltı olabileceğini o zaman gördüm. Ama şimdi benim kahvaltılarım, Hint kahvaltısını keyifle ve özlemle anıyorum. Hani bulursam kaçırmıyorum, o ayrı. Ama hani o klasik kahvaltının dışında biz vücudumuza ne sokuyoruz, ne koyuyoruz, içeriye neler giriyor, bunlara odaklanmak gerekiyor. Güzel bir peynir olursa tabii ki. Evinizde kendinizin yaptığınız, istediğiniz renkte zeytin tabii ki. Serbest gezen bir tavuğun yumurtası elbette. İşte mantar güvenilir kaynaklardan. Süper besin. Hani benim artık kahvaltılarım, hatta kahvaltı şeyleri yapıyorum. Belki rastlamışsınızdır. Evet. Hadi kahvaltınızı paylaşın diye. Hani alışkanlıkları kırmak adına. Yani besinleri aslında vücudumuzu iyileştiren, daha iyi çalışmasını sağlayan, daha iyiye götüren harika fırsatlar olarak görmek gerekiyor. İşte bu mevsimdeki kahvaltı seçenekleri ve sebzelerle daha çok örtüştürmek gerekiyor. Daha çok sebze yemek gerekiyor bu mevsimde, mevsim sebzeleriyle. Ama bu noktada da tabii dediğiniz gibi hani hayattan keyif alma noktasında biz bu iş matematik gibi de değil. Hani bu olursa bu, şu olursa şu, öyle gitmiyor ne yazık ki. Bir yandan da ruhumuzu da beslemek gerekiyor. Bir taraftan sosyalleşme tarafının da eksik kalmaması gerekiyor. Yani yiyecekler bizi birbirimize de bağlıyor bir taraftan. Hani bir arkadaşımızla bir aktivite yapacağımıza, hadi gel bir şeyler içelim, hadi bir şeyler yiyelim, hadi yemeğe gel bana. Toplantılar yemek masalarında, Evet. değil mi? Bütün görüşmeler, iş görüşmeleri yemek masalarında, ki öyle olmaması gerekiyor. Aynen. Evet. Yemeğin seremoni gibi tek başına benimle sessiz bir şekilde yemekle aşk ilişkisi içinde olmam gerekiyor, Ya, değil mi? ya yemekte ciddi meseleler konuşulmaması gerekiyor. Çünkü biz sindiremiyoruz o zaman. Vücudun sakinlik tonunda olması gerekiyor. Vagus tonunu korumak gerekiyor. Hani yemek, keyif aldığınız sohbetinden ve birlikte olmaktan keyif duyduğunuz birisi yemek yiyebilirsiniz. O apayrı bir keyiftir zaten. Ama tabii şu da var. Sofradaki kişi sayısı arttıkça yediğiniz yemek miktarının arttığı görülmüş. Mesela tek başınıza yerken, iki kişi birlikte yerkenkine göre %33 daha az yediğiniz görülmüş. Aa. Dört kişi bir arada yiyorsanız %50 daha fazla yiyorsunuz. Hatta Mukaddes Hanım, 8 kişi bir arada yiyorsanız, böyle bir deney yapmışlar, %80, tabii sofrada oturma süresi de arttığı için, %80 daha fazla yiyorsunuz her zamanki yediğiniz, tek başınıza yediğiniz zamana göre.
Hani tabii bu noktada sosyalleşmenin de güzel bir şeyi. Bunları şey yapmıyoruz, hani daha fazla yemeyelim falan gibi bir kaygımız yok. Ruhumuza da iyi gelecek ortamlarda bulunmamız da gerekiyor. Ben bir komik bir şey yapıyorum biliyor musunuz? Burada şimdi canlar çok gülecekler. Yani leblebi falan götürüyorum yanımda. Ben de. Bir de tabağıma döküyorum onu. Bir de diyorum ki ya özür dilerim diyorum. Şu masadaki otları, roka, tere götürmeyin diyorum. Çünkü herkes sonuna kadar yemeye devam ediyor. Alkol alanlar oluyor. Limonlu sodamı da alıyorum. Onlar Harika. yerken, içerken ben tıkır tıkır bir taraftan otları yiyorum. Çünkü onlar tatlı yerken ben de içimden ya mukaddes sen yasaklı mısın bu böyle bir moda girmek istemediğim için. Onlar onu yerken böyle önündeki tatlıyı ben de atıyorum rokayı filan yani öyle baş edebiliyorum. Yani yoksa bıraksam yani gidecek. Çok, çok Evet doğru çok güzel. yapıyorsunuz. Yani ben Evet. de gittiğim her yerde dışarıda yemeğe gidiyorsam çantamın bir köşesine kuru yemiş koyuyorum, kavrulmamış. Evet. İşte fındık, badem, Kuru sevdiğiniz her türlü. kayısı, kuru üzüm. Biraz ben kuru Evet. meyveden uzak durmayı da aslında önereceğim. Onu da anlatın. Çünkü ben en kötü ihtimalle hani canım tatlı istediğinde kuru kayısı, kuru cennet elması bir tane filan gibi yiyip o tatlı isteğimi gidermeye çalışıyorum. Onu da konuşalım o zaman. Kuru meyveler. Evet. Yani aslında en sağlıklısı tatlı ihtiyacını taze meyvelerle karşılamak. Çünkü meyveleri biz kuruttuğumuzda artık içerisindeki vitamin, mineral seviyeleri çok azalmış oluyor. Lif miktarları çok azalmış oluyor. Mesela hurma ile ilgili bir çalışma yapılmış. Ben sayfamda da geçen senelerde uzakta kaldı bayağı. Paylaşmıştım, belki dikkatli takipçilerim hatırlayacaktır. Hurmayı şeyde değişik olgunlaşma süreçleri boyunca içeriğini araştırmışlar, işte kaç tane vitamin, polifenol neler var gibisinden. En iyisi tam yeni olgunlaşmış taze hurma. 23 farklı çeşit vitamin ve mineral var içerisinde. Bol lif var. Ama kuru hale geldiğinde artık o vitaminlerin hiçbirisi kalmıyor. Lif de kalmıyor. Sadece şeker kalıyor ne yazık ki. Mesela benim soran hastalarım işte hurma yiyebilir miyiz diyorlar. Diyorum ki tazesini buluyorsanız kaçırmayın ama kurusunu lütfen yemeyin. Tazesi öyle lezzetli ki ben işte kardeşimi ziyarete gittiğimde orada yemiştim iyi. Şimdi artık bizim ülkemizde de Antalya bölgesinde yaz dönemi yetişiyor. Hani çok Aa, hurma inşallah yetişiyor. ama yetişiyor. İnşallah Aa. daha çok yetişir. Hepimiz sebepleniriz. Çok yani meyvelerin taze formları daha fazla vitamin, mineral, polifenol. O yüzden kuru meyveden Meyve kaçmak gerekiyor. Allah'tan bol olduğu bir yer burası. Evet. Ülkemiz. Ve çok fazla da oynayamadılar galiba meyvelerle. Oynandı da çok değil herhalde sanki. Yani meyvenin bozulmamasıyla çok oynandı tabii de bozulmaması ile ilgili daha büyük kaygılar var şu anda. İşte etilen oksitle yok dışını o Parafinler. parafinli şeylerle kaplıyorlar ne yazık ki. Ben açıkçası tüketeceğimiz meyveyi hani doğru kaynaktan olması çok önemli ama bazı meyvelerden özellikle dikkat etmek gerektiğini hep söylüyorum. Her yılın en kirli 10 meyve sebzesi ve en temiz 10 meyve sebzesi diye böyle Amerika'da bir kuruluş var. Kar amacı gütmeyen işte çevre çalışma grubu diye. Onların yayınladığı işte rastgele değişik kaynaklardan bulup onları analiz ettiriyorlar. Mesela en kirlilerin başında çilek geliyor. Bir diğeri elma. Kale, ıspanak, bunlar en kirliler. O yüzden hani doğru kaynaktan değilse bunları mümkün olduğunca tüketmemek veya işte bir takım yöntemleri de kullanmak ama mesela bizim ülkemizde de geçen senelerde ıspanakla ilgili bir zehirlenme bir şeyler oldu hatırlarsanız. Evet. Çünkü çok fazla ot ilacı kullanılıyor bu tür şeylerde. Hani kaynak çok önemli bu noktada. Hani Peki artık bu
Ot ilaçlarını temizleyen ne var hocam peki? Hiçbir temizlemenin yolu yok mu? Yani birkaç yöntem bir arada kullanmak gerekiyor. Mesela Beyaz sirke olmaz. şeyde Karbonat. karbonatlı önce ben tuzlu suda bekletiyorum bir 10 dakika eğer kaynaktan emin değilsem en az 10 dakika mümkünse 15-20 dakikaya uzatıyorum. Ondan sonra da karbonatlı suda yine bir 15-20 dakika bekletiyorum. Tabii çiğ olarak tüketmek biraz daha riskli. Pişirmek bu tarım ilaçlarını bir miktar yok etmede çok etkili. Fermente etmek yine yok etmede etkili. Diğer taraftan tabii hastanın durumuna göre de karar veriyorum. Yani vücudunda toksinle ilgili bir takım ipuçları varsa, özellikle glifosat yani bu ot ilacı ile ilgili glisin bunun antidotu. Glisinli smoothie'ler verebiliyorum veya işte glisin reçete edip onu kendisine formülasyonla vermesiye çalışıyorum. Yani biz tabii artık hani balkonlarda ne bileyim evin işte bahçesinde bir şey, ufacık kendimize ait bir küçücük böyle yeşilliğimizi ne bileyim maydanoz bunları bile yetiştirsek kârdır açıkçası. Artık zaten tarıma işte kıtlığa yok bilmem bir sürü şeye destek için hepimizin balkonunda küçücük bahçesinde camın Evet. önünde bir şeyler yetiştirmeye başlamamız lazım diyordum 5 yıldır. Maydanozunu, rokasını, otunu yani bir avuç da yetiştirse bu ülkeye katkı olacak yani Kesinlikle. bence. Yani çiçekler tabii ki çiçekleri de seviyoruz ama yani vücudumuza girecek besinler çok daha kıymetli. Yani onlara yer açmamız lazım en azından. Evet, kuru meyveleri konuştuk. Çok şaşırdım. Peki bu elmanın filan kabuğunu soymak yeterli olmaz mı hocam? Ya şimdi köküne verilip bütün kökten bitkinin içerisinden meyvesine kadar giden çok değişik tarım ilaçları var. O yüzden hani elmayı özellikle bilmediğiniz kaynaktan almayı öneriyorum. Mümkünse bildiğiniz ilaçlanmamış kurtlu. Ben içinden kurt çıkınca seviniyorum açıkçası. Kurtlular ihraç Geçen ediliyor biliyor musunuz? Kurtlular Türkiye'ye verilmiyor. Kurtlular Avrupa'ya öyle gönderiliyor. mi? Kirazlar, elmalar, tabii. Kiraz mesela yine en kirli, kiraz, vişne en kirli meyvelerden. Bizim şurada bir bahçenin bir köşesinde bir tane vişne var. Hadi dedim birazcık olgunlaşsın, bir hafta bekleyeyim dedim. Bütün hepsi kurtlandı. Sirke dahi o kurtları toplayıp sirke bile yapmadım yani. Kuşlara bıraktık. Vay Çok hızlı bildiğim gibi. şey oluyor ne yazık ki. Onun için de Tabii. ilaçlıyorlar bunları tabii. Tabii. Aynen, aynen öyle. Hele Yani böyle şöyle elma büyüklüğünde kirazlar var Denizli'de böyle Honaz'da. Yani hakikaten koca koca kirazlar. İmkansız öyle kiraz olmasa. Çocukluğumdan kiraz bahçelerini biliyorum ben de Afyon'da. Vişne bahçelerini biliyorum. Hemen kurtlanırdı, yiyemezdik yani. Koca koca kirazlar oluyor şimdi. Yani vücudumuzu beslemeyi yani ne yiyorsak oyuz evet ama neyi sindiremiyorsak da oyuz. Sindiremediklerimiziz aslında. Sindiremeyip bize zarar verenleri bir yandan etki maruz kalıyoruz. Sadece vücudumuz değil aslında genlerimizin de etkilendiğini biliyoruz yediklerimizle. Hep sunum konferanslarımda da anlatıyorum. Burada da kısacık özet geçeyim. Bu ilk Harvard Üniversitesi'nin bir projesiydi. Ondan sonra artık o konudaki araştırmalar bu gerçeği de ortaya koydu. İlk şey de şöyle, hamile bir kadın karnında işte bebeği, ondan sonra işte sigara içiyor. O bebek doğduktan sonra işte annesi gibi yaşam şekli devam ettiğinde bu problemli geni kendi bebeğine hastalık olarak geçiriyor. İşte bu mesela bir obezite geni ise etkilenen üçüncü nesil yani anneannenin içtiği gebeliğindeki yaptığı davranışlar torununu hastalıklarını belirliyor. Yani aslında yediklerimiz
bizim torunlarımızın hastalıklarını belirliyor bir noktada. Bu tabii sadece gebelikte yapılan şeyler değil. Gebelik süresince, gebelikten sonra emzirme dönemi boyunca bizim yaptığımız yaşam şekli, işte beslenme veya diğer bütün yaşam şeklinin bütün kategorileri bizim torunlarımızın hastalığını belirliyor. Sadece annede değil, babada da aynı şekilde. Mesela fast food'la beslenen, biraz daha böyle kötü beslenen babaların çocuklarının ileriki dönem torunlarının daha doğrusu obezite riskinin çok daha yüksek olduğu görülmüş. O yüzden ben evlenmek isteyen ya da çocuk yapmak isteyen çiftlere diyorum ki bununla ilgili önce yaşam şeklinizi düzenleyin, alışkanlıklarınızı, işte yeme düzeninizi, yaşamın her kategorisini bir gözden geçirin. Ondan sonra planlama yapın diye hep söylüyorum. Biraz alkol ve içeceklerden bahsedelim o zaman bir de. Evet, alkol içelim mi mi? Soru. Alkol içelim mi? Alkol hiç Ne içmediniz, kadar içmiyorsanız zararlı? içmeyin lütfen. Çünkü gerçekten İçenler de içmesin. bütün sisteme zarar veriyor alkol. Sadece karaciğere, beyine değil, vücudun her yerine zarar veriyor. O yüzden mümkünse içmeyin. Eğer içiyorsanız ve hani bırakma gibi bir hani alkolik noktasında değilim ama arada arkadaşlarımla sosyalleşiyorum diyorsanız evet o şey, o noktada kalabilirsiniz ama onunla ilgili de birkaç önerim olacak. Haftada bir, maksimum iki ve bir amaç değil, yani alkolü bir amaç değil, bir araç, yani sosyalleşmenin bir aksesuarı gibi düşünün. Yani o masada işte ne bileyim bir kadehiniz burada dursun. Hani arada eşlik etmek için kaldırabilirsiniz. İşte Portakal suyu taze böyle. işte Limon soda falan güzel gibi olur. Limonlu su da güzel oluyor. ve kadınların alkolü metabolize eden enzimi daha zayıf, daha kötü, daha az çalışıyor. O yüzden kadınlar için bir kadehi geçmemek, erkekler biraz daha bize göre şey, hani onlarda da maksimum iki kadeh gibi, haftada bir maksimum iki kullanabilirler içiyorlarsa, ama içmiyorlarsa ve bırakma niyetiniz varsa lütfen içmeyin, en şeyi bu. Peki meyve suları. Taze meyve suları ya da paketlenmiş meyve suları. Hepsinden uzak durun. Hiçbir şekilde Taze meyve. meyvenin kendisini yiyin. Ama onu da dediğim gibi güvenilir kaynaktan ve öğünün sonunda, kesinlikle aç karnına değil. Çünkü boş mideye giren tatlı tada ait herhangi bir şey bizim kan şekerimizi fırlatacak ve insülinizi onun peşi sıra fırlatacaktır. Bu da önümüzdeki 2 saat içerisinde kan şekerimizin düşüp yeniden acıkmamıza neden olur. Hani uzun vadede insülin direncinin ve diyabetin önünü açar. Peki Şekerli. hocam. Akşam en son işte 6'da yenmeli, 7'de yenmeli gibi ki ben bunu uyanlardanım. Asla 7'den sonra ağzıma bir şey sürmem ama şimdi bazı yabancı doktorların da makalelerini okudum bu konuda. Bazıları yani birbirleriyle karşı iki grup var. Birileri diyor ki aç yatmayın. Birileri de diyor ki akşam 6'dan sonra mümkünse 7'den sonra hiçbir şey ağzınıza sürmeyin, ağzınıza sokmayın. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi akşam özellikle mümkün olduğunca erken yemek önemli. Beş falan bir Ama tabii şey ama bizler kesin. çalışıyoruz yani Ama işte geceleri. çalışma 7'de gidiyoruz. şeyini, hatta şöyle söyleyeyim Mukaddes Hanım, şu anki dünyadaki çalışma düzenine sağlıklı yaşam becerileri çok örtüşmüyor ne yazık ki. İşte sabah erkenden kalkılıyor, erkenden kahvaltı yapıp kahvaltı yapmadan çıkılmama gibi bir böyle bir şey, kendimizi kötü hissediyoruz. Sanki açlıktan bayılırmışız gibi geliyoruz. Bu noktada yanınıza paket alın, öyle gidin iş yerinize. Gittiğinizde işte ilk uygun olan yarım saat en az yemek için bir vakit bulduğunuzda oturun, keyifli bir şekilde o kahvaltınızı yapın diyorum ben de.
Akşam da ona keza, şimdi akşam 6'larda bitiyor pek çok kişinin iş şeyi, hatta 7'lere 8'lere sarkabiliyor. Şimdi Evet. burada bu noktada sağlıklı yaşam becerilerini, hani 5'te kahvaltı, şey, akşam yemeği yemek gibi bir şey söz konusu dahi olamıyor. Ama şu var, mümkün olduğunca hani saat 8'i geçirtmeyin diyorum akşam yemeği konusunda. Çünkü aynı organlar çalışıyor, aynı enzimler çalışıyor ama aynı randımanda çalışmıyor. Yani vücudun Evet. o sirkadiyen ritmi, organların da bir sirkadiyen ritmi var. Ve o organlar diyor ki artık bana verme, ben dinleneceğim, çalışmayacağım diyor. Bu noktada da sindiremiyoruz. Sindiremediğimiz her şey, her besin veya kimyasal her şey bize zarar veriyor. Bağırsak bariyerinden kolaylıkla sıkıntılı bir şekilde içeriye de girebiliyor. Oradaki bakterilerin dengesini de bozabiliyor. O yüzden akşam 8'i geçirtmeyin mümkün olduğunca diyorum. Su en son kaçtı? Suyun bile bir saati var aslında, değil Evet, mi? Yani suyu şimdi da bir böbreklerin saati var çünkü. Evet. su tabii en temel şeyimiz, tabii ki içeceğiz. Ve herkes şöyle hesaplayabilir. Vücut ağırlığı bölü 34 eşittir litre. İşte 50 kiloysanız bu yaklaşık 1,5 kiloya falan denk geliyor. Buna göre hesaplayabilirsiniz. Hani bütün gün su içmeyi unutup akşama bırakıyoruz çoğumuz. Akşam olduğunda böyle bardak bardak su içiyoruz. Sonra da Aynen. gece boyunca tuvalete taşınıyoruz. Yani uykumuz o kadar kıymetli ki aslında. Vücudumuz uykuda onarılıyor, yenileniyor, yeniden şekilleniyor ve ertesi güne hazırlanıyor. Biz kaliteli bir uyku uyumadığımız zaman ertesi gün dayak yemiş gibi oluyoruz. Zaten onu hepimiz fark ederiz. Konsantre olamıyoruz. Kararlar verme noktasında doğru kararlar veremiyoruz. Bu noktada uykuyu bölecek her şeyden, uyku kalitesini azaltacak her şeyden uzak durmayı öneriyoruz. İşte su içmek de bu noktada devreye giriyor. Ben şöyle hastalarıma da hep şöyle söylüyorum. Akşam 9'dan sonra, yani en geç 11'de, bu noktada onu da söyleyeyim. Hani en geç 11'de yatağa git, 11.30'da uyumuş ol. Bu uyku saatini ne kadar erkene çekebilirsen o kadar iyi. Çünkü şu ışık, aydınlatma olmadığı zaman inanın bana akşam saat 9.30'da en geç yatmış uyumuş oluyoruz biz. İşte teknolojinin bizim vücudumuza verdiği en büyük zarar işte bu sirkadiyen ritmimizi bozması ve hepimiz gece geç saatlere kadar oturabiliyoruz. Hani akşam 11'de yatağa gidip 11.30'da uykuya dalmış olmayı hedefleyen bir kişi için en geç saat 9'dan sonra artık su içmeyi bırakmak, çok susadıysak sadece bir yudum içmek şekline dönüştürmek, uyku, yani tuvalet nedeniyle uykunun bölünmemesi için bunu öneriyorum. Balonlar gördüm sizin. Balonlar da çok yeni çıktı bu. Ben şok oluyorum. Çok önemli böyle bir tartışma oluyor. Bir çok önemli bir konu oluyor. Siyasi bir konu oluyor. Bir şey oluyor. Bir bakıyorum balonlar çıkıyor. Evet. Niye çıkıyor kafasına göre ben de bilmiyorum. Şok oluyorum hocam. Çok eğlenceli. Ben de Çok ilk kez gördüm, çok önemli güzel bir oldu. hocalarla iki tane hoca vardı. Şey yaptılar. Birbirlerini seven iki insan tartışıyorlar. Abi bakıyorum balon çıkıyor yani. Sanki çok komik bir şey kutluyormuşuz gibi. İkisi arasında bir tartışma var. O zaman çıktı. Bu yeni çıktı. Yılbaşından beri. Çok Evet. güzelmiş ama. Çok acayip. Bir de Hocam o kadar çok soracağım şey var ki ya. olsun, sorun. Uykuyla suyla ilgili bir iki bir şey Evet. ekleyebilirim. Gün içinde su içmeyi unutmamak, özellikle böyle 50 yaşından itibaren susama merkezinin hassasiyeti azalıyor ve biz su içmeyi unutuyoruz gün içinde. O yüzden kendinize özel olarak hatırlatmanızı mümkün olduğunca öneririm. Ve içerken de önerilen şey, bütün bir bardağı bir çırpıda hepsini içmemek, yudum yudum içmek. Hani bunun da şeyi sanki etki etmezmiş gibi görünse de biz koca bir bardak suyu içtiğimizde bağırsaklardan emilen su hızlı bir şekilde damar içerisine emilip
oradaki basınç reseptörlerini bir şekilde etkiliyor ve basınç reseptörlerinin etkilenmesi de kanın böbreklerden süzülme ve suyun atılma hızını bir miktar etkiliyor. Yani içtiğimiz sudan daha az fayda sağlar durumda oluyoruz. O yüzden bardağınızı doldurun gün içinde yudum yudum için. İşte bir yudum için bir bırakın. Tabii ki çok susadıysanız hani illa yudum diye içeceğim diye beklemeyin bir için. Ama hani gün içinde yudumlama alışkanlığınız olsun. O bizi hücrelerimizi özellikle daha iyi hidrate ediyor, daha iyi suluyor. Hocam peki suyun içinde, ben suyu çok seven bir insan değilim. Hep kendi sorularımı soruyorum. Limon damlatmak, karanfil atmak, tarçın atmak, salatalık atmak mevsiminde filan. Bunlar suyun kalitesini değiştirir mi? Tabii ki suyun içerisine koyduğunuz her türlü şey, yani limonun suyunu sıkmayın da dilim olarak koyun. Yaklaşık %20-25 civarında o besine ait polifenollerin suya geçtiği daha zengin bir su, damıtık su diyoruz ya da demlenmiş su diyoruz. Mesela o suyu koyduğunuzda benim o şekilde derslerimde verdiğim formüllerim var işte. Demlenmiş su formülleri. Oda sıcaklığında 2 saat o şekilde bekletirseniz o polifenoller daha çok geçiyor. Ondan sonra süzüp buzdolabına kaldırabilirsiniz. Oradan içmeye devam edebilirsiniz. Yazın özellikle çok güzel ferahlatıcı formüllerden oluyor. Her bir şey, aklınıza gelen her türlü şeyi kullanabilirsiniz onların Yani içerisinde. suyu sevmek için en Tabii azından. Yani ki. suyu lezzetlendiriyor çünkü. Şey de içebilirsiniz. Bitki çayı da içebilirsiniz, soğutulmuş Su su yerine geçer mi? geçer. Bitki Ama çayları paketli geçer. değil. Paketli Kafeinliler değil şey tabii. değil. Poşetli değil. Aynen. Poşet çay değil. Kesinlikle. Poşet bitki çayları Değil, değil. değil. Onların çünkü yapıştırma özellikleri bilmem Beyazlatıcılar, neler. gerçi hani onların da kumaş olanları falan birçok yeni versiyonları çıkmaya başladı ama sorgulayın yani hani klasik bildiklerimizde işte beyazlatılmış kağıtta yapışma gluten, gizli gluten kaynaklarındandır. Kimisinde zımba oluyordu. Artık hani bunlar modifiye oldu. Bir bakın poşetle alacaksanız da işte bunlar olmasın. Mümkünse yani hiç poşetine para da vermeyin. Bir tane ben fakültede çalışıyorken bir şu French press şeyler olur. Ondan koymuştum. Bitki çayımı da kavanozla götürüyordum. Arada öğleden sonra böyle demliyordum. Gayet hiç poşetle şeyle uğraşmıyordum yani. Yapabilirsiniz. Bunlar basit yapılabilir şeyler. Peki paket demişken paketlenmiş gıdalarla ilgili koruyucu maddeler E filanca, A falanca, böcek renklendiriciler filan. Biraz da bunları konuşalım. Aslında bir 10-12-13 dakika var. Bunları konuşalım isterseniz. Sırf raflardaki raf ömrünü veren o meşhur çocukların ve gençlerin sevdiği şeyler. Hatta bizim sevdiğimiz şeyler. Bisküviler, makarnalar. Evet. Ya aslında az önce sizin de söylediğiniz gibi hani içindekiler kısmına bakmak gerekiyor. İçindekilerde neler var? Bilmediğiniz bir şey varsa onu vücudunuza sokmamak gerekiyor. Biz hani en basiti atıyorum yulaflı bir bisküvi alıyorsunuz marketten. İçindekileri okuduğunuzda hani siz son derece iyi niyetle vücuduma işte yulaf alıyorum veya işte ne bileyim bir buğday alıyorum. İçinde biraz da şeker var falan gibi kafanızda belki oturtuyorsunuz. Ama okuduğunuzda içinde besin olmayan onlarca şey var. İşte biz bu besin olmayan yiyecekleri vücudumuza aldığımız andan itibaren bağırsaklarımızdaki dengeyi bozuyoruz. Bağırsak bariyerini bozuyoruz. Özellikle bağırsak bariyeri böyle üç katlı, hep ben anlatırım. En altta kendi hücrelerimiz, arada çelik kapılar var. Bunların çok sağlam olması gerekiyor. Böyle bir bar kapısı gibi bir kapı değil, anahtarla açılan bir kapı olması gerekiyor. Onun üzerinde kaygan, yapışkan, sümüksü, mukus dediğimiz bir tabaka var. En üstte de bizimle birlikte yaşayan bir grup canlı bakterilerimiz var. İşte katkı koruyucular. Bu bakterilerin dengesini bozuyor. Mesela o bakteri diyorum ama %99'u bakteri, %1'i virüs, maya, mantar, parazit, hani farklı grup
canlılardan oluşuyor. Ama hepsinde de şöyle bir denge var. %85 iyi, %15 kötülerin olduğu bir denge var. Hani kötü dediğime bakmayın, aslında sınıfın yaramazları olarak görüyorum ben onları. Her sınıfın bir yaramazı olur. Sınıfa renk, neşe katar. Ama sınıfın yaramazları artarsa öğretmen ders yapamaz. Biraz onları, oradaki denge bozulduğu anda bütün sistem alt üst oluyor. İşte mesela midede Helicobacter pylori, eminim birçok takipçimizde şimdi sorsak Helicobacter problemi bir şekilde hayatının bir döneminde yaşamış olabilir. Bu oradaki iyi kötü dengesinin bozulduğunun göstergesi. İşte SIBO bunlardan bir diğeri. SIFO, LIFO var, LIBO var. Yani değişik şeyler var tanım olarak oradaki dengenin bozulduğuna ait. İşte katkı koruyucular bu dengeyi bozmada en önemli etken. Bunun dışında hani paketlilerin dışında ağır metaller, işte çok fazla dip balıkları yiyorsanız ya da konserve, kutulanmış teneke konserve yiyorsanız yine o da kaynaklar. Ya da işte alüminyum folyoya sarılmış bir takım besinler yine, ya da folyo paketleri oluyor böyle, işte aşure gününde falan yapıyoruz pek çoğumuz gibi, hani ya da hazır yiyecekler işte restorandan geliyor mesela. O alüminyum kabın içerisine koyuyor. Alüminyumdan doğrudan biz alüminyum alıyoruz bu şekilde yapılan ölçümlerde görülmüş. Eğer ne kadar asitli, yağlı bir yiyecek varsa o kadar çok alüminyum alıyoruz. Bunlar da yine bakteri dengesini ve bağırsak bariyerini bozuyor ne yazık ki. Tabii bağırsak bariyerini bozan çok tatlı şeyler, işte çok şekerli, özellikle yüksek fruktozlu mısır şurubu gibi. Hani dışarıda mümkün olduğunca güvenilir yerde olmadıkça alelade yerlerden yemeyin tatlıları. Sorun yani bunun içerisinde ne kullanıldı, yani yediğiniz şeyleri sorun. Ben ilk gittiğim restoranlardan birinde bunun içinde neler var dedim. Aşçıyı çağırdılar. O da yanıt veremedi. Gluten var mı, o var mı, bu var mı? Bir türlü yanıt alamamıştım. Ama sonra böyle böyle karşı tarafta öğreniyor. Yani bunun içinde ne olduğunu müşteriye benim anlatmam gerekiyor diye öğreniyor. Hakikaten şey deyince, alüminyum deyince şey de geldi aklıma. Yani kağıt bardaklar, alüminyum bardaklar. Bu hani genelde kağıt bardaklar, kağıt tabaklar, işte serviste kullandığımız şeyler de şimdi galiba kanda bile o kağıdın içindeki selüliz maddeler, selülitik maddeler bile bulunmaya başlamış, değil mi? Selüloz maddesi bulunmaya başlamış. Bu kağıt bardaklar filan da aslında kullanılması gerekiyor. Yani pratik, kağıt bardakları içi zaten plastik kaplı. Hani biz hep böyle içine kahve, çay rahatlıkla alıyorduk ama ne yazık ki onların içerisi plastik kaplı, dışarıya sızdırmasın diye. Ve içindeki bu kahvelerde yapılan araştırma, içine konulan kahvede mikroplastik parçalarının ve ağır metallerin olduğu geçtiği görülmüş mesela. O yüzden bardağımızla gidiyoruz ya da termosumuzla gidiyoruz. Kahve şeyi, kağıt bardak kullanmıyoruz lütfen. Yani hocam beni sevmiyorlar, artık hiç sevmeyecekler. Yani onu yapma, bunu yapma, yeter artık diye yazıyorlar sürekli de. Ama sizin bir bilim insanı olarak anlatmanızı istedim. Bu yayın benim yaptığım en önemli yayınlardan bir tanesi. Çok hayati, çok önemli. Yorganla girdik. Alüminyum da hakikaten bu rolonlar var. Yani benim işim bu aynı zamanda. Alüminyum içerikli şeyler, rolonlar. Yani rolon falan kullanılmaması lazım. Evet işte. Parfümler kullanılmaması lazım. O kadar çok bu seri bir dizi olacak herhalde bu yayın bizim. Çünkü daha bir yere giremedik, yani bir konuya giremedik. Bu rolonları da anlatalım o zaman madem. Parfümleri de anlatalım. 6 dakika var. Sadece yiyecek içecek değil. Onlar da yaşam şeylerimiz. Evet. Şart mı parfüm kullanmamız? Valla
Şart değil ama herhalde en peynir, yani besin grubunda peynir nasıl vazgeçemediğimiz şeyse sanıyorum bu tarafta da kişisel malzemelerde de parfümler en zor vazgeçeceğimiz tarafta olacak. Ve ne yazık ki de yapılan böyle bütün, hani kadınlar daha fazla maruz kalıyor bir kere, onu söyleyeyim, işte makyajda yapıyorsanız ve yapılan bütün makyaj malzemeleri, kişisel malzemeler, temizlik malzemeleri hepsini şey yapıldığında en kirlinin, en çok kimyasalın parfümlerde olduğu görülmüş. Hani benim önerim yani bu çevre çalışma grubunun şeylerini, analizlerine falan bakabilirsiniz. Özellikle bazı kimyasallar var. Bunların o parfümün içerisinde bulunmamasına dikkat edin. Ama o kimyasallar olmasa bile doğrudan teninize sıkmayın. Yani Evet. şeyin, giysinin üzerine sıkmaya çalışın. Hani ille sıkacaksanız. Rolon zaten kullanmayın ama şey, rolonlar da var. Hani bu şekilde böyle tuzdan yapılmış, daha hani güvenli olabilecek, içeriği daha iyi olabilen. Hani çok kullanmak istiyorsanız bunları Lavantalı, kullanabilirsiniz. Hindistan Evet. cevizli falan tarif ettim ben Bu onlara. şekilde Listelerde koydum yani, lavantalı Hindistan cevizli evet. karıştırın, şey yapın. Kullanın zaten, aslında ter Evet. kokmaz. Eğer Ya da o çok doğru söylediniz. Eğer kokmaz. teriniz kokuyorsa, benim hastalarımı sorgulama anket gibi şeylerim var, formlarım var. O formlarda teriniz kokuyor mu diye. Teriniz kokuyorsa, sadece stres hormonunuz yüksekse ter kokar. Mesela egzersiz yaptınız, terlediniz. Eğer keyifli bir egzersiz, çok strese girmediyse vücut, o terlemiş olduğunuz tişört kokmaz, sadece Evet. ıslanır. Evet. Kokuyorsa stres hormonu yükselmiştir ve vücut o hormonu atmıştır. O hormon, stres hormonları terle atılır temelde. Onun kokusudur yani. Çok önemli bir bilgi verdi hocam, bakın. Bilimsel makale değil, bir bilimsel insandan duyuyorsunuz. Çok önemli bir şey. Hatta yani, hatta tuvaletiniz yani Gayta'nın bile kokmaması lazım. Aynen öyle. O yüzden diyorum, eğer stresliysen git terle. Ya aktif ya pasif. Yani aktif, işte egzersiz yapabilirsin. Git yürü, koş, bir şey yap. Pasif olarak da ya sıcak bir duş al, ya hamama git, ya saunaya git. Terle yani. O stres hormonundan kurtul. Vücudun atsın onu. Çok müthiş bir şey. Şöyle bir 3 dakika kaldı. İçecekler dedik, içmeyin, meyve yiyin. Zaten kola veya hocam soda. Soda da doktorları ikiye ayırdı. Kimi bir günde bir tane iç, kimi hiç içme, dokunma der. Siz soda hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve Eğer doğal kapatalım. eğer doğal maden suyu ise soda dediğimiz, çünkü bir de içerisine karbondioksit basılanları var. Onlardan uzak durun. Onlar özellikle böyle hani kolalar, fantalar, işte böyle yanında üçlü gazozlu falan böyle şey olur, oradan verirler. Onlardan uzak durun. Onlar soda değil. Onlar karbondioksit basılmış su. Ama doğal kaynağından çıkmış doğal maden suyuysa ve içerisinde hiçbir katkı koruyucu, şeker, şu bu, hiçbir şey yoksa, onu güvenle şey yapabilirsiniz, tüketebilirsiniz. Günde ne kadar tüketebilirim? Yani 2 tane rahatlıkla tüketebilirsiniz. Hiçbir problem yok. Yemek sırasında da içebiliriz Yemek yani, sırasında içmeye beraber. Ha, içmeye. içmiyoruz. İyi ki bahsettiniz. Yemekten sonra 1 saat geçsin, ondan sonra. Çünkü maden suları adı üzerinde karbonat, yani mide asitini nötralize etme yönünde bileşimi o şekildedir. Bazik taraftadır. Mide asitinin asitliğini korumalıyız ki sindirim olabilsin. Yemek yemeye başladığımızda biz mide asiti hızlı bir şekilde salgılanır ve pH düşer. Yani mide asiti artar. Daha fazla asit olur. Biz o asiti
yemek süresince ve yemekten sonraki en az yarım saat, bir saat korumamız gerekir ki sindirim işlevi iyi olabilsin. Mesela mümkünse yemekte su içmeyin bu nedenle. Soru geliyordu. Yemekte su içmiyoruz. Yemekten yarım saat önce içiyoruz. Evet, sirkeli çok susuyorsanız salatayı su niyetine kullanmanızı asıl öneririm. Ama çok susuyorsanız sirkeli su yapıp onu yudum yudum içebilirsiniz. Mide asitini bozmadan sizi hidrate edecektir. Harika. Suyu yemekten en az yarım saat, bir saat sonra için. Karbon şeyi de aynı şekilde, maden suyunu da yemekten bir saat sonra enerken işte içebilirsiniz. Hemen yemek Başka. bitti, üstüne maden suyu kesinlikle, ya da yemekte maden suyu kesin Onu içmemelisiniz. unutmayın. Vakit doldu. Ekmek, kara kılçık, siyez yiyebilirler mi? Ata tohumlu ekmek yiyebilirler mi hocam? Şimdi burada herkes için bu çok kritik soruydu yalnız. Herkes için bunda tek bir doğrun yok ne yazık ki. Eğer bir otoimmün hastalığınız varsa hiçbirini, buğday türevlerinin içinde gluten içeren hiçbirini tüketmemelisiniz. Yani buğday, arpa, çavdar, yulaf, glutensiz yulaf, bütün ata buğdayları hiçbirini tüketmemelisiniz. Otoimmün hastalığınız var ise. Otoimmün hastalığınız yok ama buğdayın size dokunduğuyla ilgili şüpheleriniz varsa, nedir şüpheler? İşte ne bileyim, geniz akıntınız, burun tıkanıklığınız, özellikle akşam yattığınızda bir türlü bu burnunuz tıkanır, öbür tarafa yatarsınız o burnunuz tıkanır. Ya da işte kaşıntılarınız, döküntüleriniz, ne bileyim sivilceleriniz, aslında çok ergenler dahil hiç kimse de sivilce çıkmaması gerekir. Yani sivilce çıkması vücudun bir sinyali, size iyi gelmeyen bir besinin özellikle bir sinyali olarak algılamak gerekiyor. Ya da işte uykuya meyil oluyorsa yemek yedikten sonra böyle bir rehavet hali çöküyorsa, ya da sabah kalktığınızda elleriniz böyle biraz ağrıyor gibi, tam bir böyle yumamıyor musunuz gibi ise, bunlar sorunlu bir ya da birkaç besinin işareti. Ve bunların başında, eğer her şeyi yiyen birisiyseniz, bunların başında en sorunlu grupta gluten vardır. İlk birinci basamak o gluteni beslenmeden çıkarmak, bir 3 gün bakmak. Şikayetler ne oluyor, geçiyor mu, azalıyor mu? Çünkü bağışıklık sistemi hafızasının en kısa hafızasıdır, hafıza süresidir 3 gün. 3 günde bile bir etki görürsünüz. Emin olamadıysanız orta hafızayı, yani 10 gün beslenmeden çıkarmayı ve gözlem yapmayı deneyebilirsiniz. Hani hiçbir şikayet, bu gibi şikayetlerim yok. Gayet iyi gidiyor, her şey yolunda. Yiyebilir miyim? Tabii ki yiyebilirsin. Ama lütfen hani 7-24 her gün böyle ilaç gibi yeme. Biz ilaç verdiğimizde sana diyoruz ki bunu işte 2x1 al, günde 2 defa al, ya da günde 3 defa al, ya da günde 1 defa al diyoruz, doze ediyoruz. Sen gluteni bu şekilde kullanmaya devam edersen, aslında dediğim gibi hepimize zarar veriyor ama bazılarımız bunu saatler içerisinde onarıp hiçbir şekilde ortamda sorun bırakmıyor. Ama siz bunu ilaç gibi sürekli kullanırsanız rutininizde, ki şu anki beslenme düzeni ne yazık ki böyle, eninde sonunda birkaç bileşen bir araya geldiğinde zarar görme olasılığınız, hani ille göreceksiniz gibi bir şey yok yani, hiç kimse bunu söyleyemez ama görme olasılığınız artar. O yüzden mesela glutenli bir şeyler yiyeceksiniz, hiçbir şikayetiniz yok. Ata buğdaylarını, ha, öncelikle tercihiniz çavdardan yana bence olsun, çünkü bunların içerisinde, bütün yulaf dahil hepsi saydıklarımın içerisinde, en tarım ilacının en az kullanıldığı, en hani genetiğiyle ilgili problem daha az olduğu düşünülen
çavdar. Hani onu tercih etmeniz, birinci tercihiniz o olabilir. Ata buğdayları olabilir. Siyez, kavulca, işte karakılçık gibi. Ama bunları da benim önerim haftada iki gibi yemeye çalışın. Yani bunun işte ne bileyim hafta sonu kahvaltısında birini tercih edebilirsiniz. İşte bir mesela bir pazar kahvaltısında karakılçık ekmeği yenilebilir. İşte ne bileyim haftanın ortasında bir makarna böyle siyez makarnası gibi bir şey olabilir. Rutininizde şu anki düzendeki beslenmede olduğu gibi işte sabah ekmek, öğlen bulgur pilavı, akşam makarnalı bilmem ne ya da şeklinde yemeye devam etmemenizi öneririm. Çok kötü. Hocam, ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık ama canlar yüzlerce yazıyorlar. Hocam tekrar konuğumuz olmalısınız diyorlar. Çünkü onların sorusu çoktu. Ben onlara soru sorduramadım. İnşallah hocamı davet edeceğim. Zaman bulursa çok yoğun çünkü. Aslında bir gün hususi soru cevap yapalım canlarım. Sizin bütün sorularınızla ilgili. Ben hocamı bugün değil yarın bu konuda tekrar rahatsız edeceğim. Yoğun çünkü. Ben de çok severim. Yani benim için edep önemli. Yetmedi biliyorum ama hocama bu kadar dedim. Sevgiyle gönderelim. Ben sizin için yine davet edeceğim. Canım hocam ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız. Lütfen, lütfen elinizden geleni yapıyorsunuz. Yapmaya devam sevgili hocam. Ne olur yorulmayın. Çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. Sefalar getirdiniz. Seviyoruz sizi. Güzel bir akşam diliyorum. Canlar takip edin. Hocam da her gün Reels videoları yapıyor. Hepsi birbirinden kıymetli. İnanın. Takipte kalın hocama. Şimdi ben videoyu kaydedeceğim. Hatta hocamı da davet edeceğim katkıda bulunmaya. Orada da çıkabilir hocam isterse eğer. Yarın da saat 20'de YouTube kanalında olur. Oradan da izlersiniz. Her yerden izleyin ve izlettirin. Bana göre çok önemli bir yayındı. Çok kıymetli bir yayındı sayesinde sağ olsun. Teşekkür ediyorum Ben hocam. çok teşekkür ediyorum. İyi ki davet etmişsiniz. İyi ki yapmışız bu canlı yayını. Çok keyifli bir yayındı. Çok teşekkür ediyorum. Bizimle bu saate kadar birlikte olan, bizi dinleyen bütün takipçilerimize de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Biz konuşmaya devam edeceğiz. Biz konuşmaya devam edeceğiz canlarım. Çok teşekkürler güzel insan. Varlığınıza şükran. Canlar şimdi kokuyu anlatacak. Kokunun ruhunu bir yarım saatlik yayınımız olacak. Bihter Türkan Ergül'le. Bunu kaydettikten sonra o yayını açacağım. Hepinizi seviyorum. Hocam görüşmek üzere. Çok Görüşürüz. teşekkür. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam.